Manhattan'ın merkezinde Duane ve Elk caddelerinin birleştiği yerde bulunan Afrika Mezarlığı ulusal anıtına bakıyoruz. Burası ufak bir park gibi, etrafında da bir sürü devlet dairesi var. Burada belki de en ilginç olan şey 7 mezar höyüğü. Bu höyükler bize bir süre sonra yeniden bu mezarlıkta yerlerini alan lahitlerin olduğunu hatırlatıyor. Lahitlerde 419 Afrikalının kalıntıları var. Ancak bu sayı gömülen binlerce insana kıyasla çok az binlerce insan o dönemde yeni amsterdam olarak bilinen günümüzde new york adını alan bölgenin kuzeyine gömülmüştü burası 1500 metrekare kadar bile yok yani küçük bir alan 18. yüzyılda inşa edilen ilk mezarlık ise 25000 metrekare kadardı günümüzde yalnızca bu anıt mezarı görsek de aslında etraftaki binaların altında da birçok kadın erkek ve çocuğu mezarı var bu insanlar new york şehrinin ilk kurulduğu zamanlarda köleleştirilmişlerdi bu alanda ilerlerken son derece büyük bir hacim kaplayan bir yapıt görüyoruz. Buraya ataların odası diyorlar. Akan suların sesini hafif hafif duyabilirsiniz. Bu suyun sesi insana dinginlik veriyor. İçeriye girerken dışarıda kalan şehrin gürültüsünden soyutlanmanızı sağlıyor. Ataların odasına doğru ilerlediğinizde kulaklarınıza çalınan ses işte böyle bir şey. Taşın üzerinde yazanları okuyalım. Kaybolanlar için, çalınanlar için, arkada bırakılanlar için, unutulmayanlar için. İçinde bulunduğumuz bu anıt mezar bir zamanlar bu mezarlıkta gömülü olan insanlara insanlıklarını geri vermiş oluyor. Yazılanları okuyunca insanın aklına köleliğin New York için sömürgecilik döneminde çok önemli bir rol oynadığı geliyor. O dönemde Güney Carolina dışında en fazla köle nüfusu New York'taydı. İlk köleleri New York'a Hollanda Batı Hindistan Şirketi getirmişti ve bu olaydan sonra da köle sayısı arttı. Bazı tahminlere göre 18. yüzyıla gelindiğinde New Yorkluların 5'te ya da 4'te biri köleydi. O dönemde New York toplumu çok daha fazla, çok kültürlü ve çeşitliydi. Ataların odasına geri dönelim. Burası Mısır'da eski krallık dönemindeki mastabaları andırıyor. Mastabalar mezarların üzerine inşa edilen odacıklardı. İçinde bulunduğumuz anıt mezarı tasarlayan mimar Rodney Leon bu mimari biçimi tercih ederek Mısır ve Afrika arasında bağlantı kurmuş. Az önce okuduğumuz yazının yanında kalp şeklinde bir imge var. Buna Sankofa deniyor. Sankofa, Gana'da yaşayan akanların sembolü ve anlamı da geriye dönmek, tarihe gitmek, geçmişten ders çıkarmak. Ataların odasına girerken içerisinin çok daha karanlık olduğunu fark ediyoruz. Burası aynı zamanda daha sessiz bir ortam. Anıt mezarın mimarı Leon, belli ki burada durup düşünmemizi istemiş. İçeri girince son derece modern duvarlarla çepeçevre sarılıyoruz sanki sıkışıp kalmışız gibi bir his var. Belki de bir gemi gövdesiyle benzerlik kurulmak istenmiştir. Eskiden kölelerin gemilerin provasına konduğunu biliyoruz. O yüzden insanın aklına hemen bu sahne geliyor. Dikkatimizi çeken bir başka şey ise bu üçgen şeklindeki mezarı oluşturan devasa granit levhalar. Bu siyah granitler Afrika'dan getirilmiş. Yapıyı oluşturan granitlerin hangi ülkeden geldiği aslında anıt hakkında bize bir şeyler söylüyor. Şimdi de merdiven kısmına bakalım. Sekiz basamaklı bu merdiven öyle tasarlanmış ki insanın hemen buradan inip diğer alana geçesi geliyor. Önce bir köprüden geçiyoruz, daha sonra daire şeklinde geniş bir haritanın olduğu kısma ulaşıyoruz. Sanki karaya demirlemiş bir geminin içindeyiz ve borda iskelesini kullanarak geniş bir alana geçiyoruz. Bu geniş alanın adı Ataların Libasyon alanı. Libasyon, antik kültürlerde tanrıların şerefine yapılan törenlerde adak mahiyetinde içkileri ya da çeşitli sıvıları belli bölmelere ya da yere dökmek anlamına geliyor. Evet, şimdi gelin merdivenlerden inelim. Suyun sesi burada iyice artıyor. Şunu düşünüyorum. Suyun taşımacılıkta kullanılmasına hepimiz aşinayız. Benzer şekilde bu anıt mezardayken hissettiğim, sanki burada yatan insanlar için, yani Afrikalıların ataları için su, bu dünyadan öbür dünyaya göçerken kullanılan ruhani bir vasıta. Hatta zeminin altında gömülü insan bedenleri olduğunu düşündüğümüzde bu his daha da güçleniyor. Burası atalarını ziyarete gelenler için kutsal bir mekan. Az önce bir tören biçimi olarak libasyondan bahsetmiştik. Bu tür törenler Batı Afrika'daki birçok kültürde halen devam ediyor. Kullanılan sıvılar da palmiye şarabı, çeşitli içkiler, hatta kan gibi sıvılar olabiliyor. Ekranda bu anıt mezardaki bir libasyon töreni var. Sıvılar yere dökülüyor. Böylelikle sanki ataların bu alandaki gücü ve varlığı herkes tarafından kabul ediliyor. Bu tür uygulamalara 18. yüzyılda her zaman izin verilmiyordu. Bu mezarlık neden açıldı biliyor musunuz? Çünkü Afrikalıların yalnızca beyaz tenli insanlara ait olan Trinity mezarlığına gömülemeyeceği düşünülüyordu. Hatta kurallara göre Afrikalıların cenazesine en fazla 12 kişi katılabiliyor ve cenaze törenleri gün içinde olmak zorunda kalıyordu. Bu videoda yorumladığımız anıt mezar şehrin kuzeyindeydi. Hatta bu alanı güneyden ayıran ahşap bir duvar da vardı. Buna kazıklı çit anlamında palisade diyorlar. İnsanların bir araya gelmesinin isyanlara ve direnişe yol açacağı gibi bir endişe vardı. O yüzden New Yorklu köle sahipleri kölelerin ölü bedenlerini bile kendi alanlarından ayırıyorlardı. Burası dairesel bir alan ve hafif yukarı meyilli bir rampa var. Ortadaki zeminde de bir dünya haritası. Sol üstte Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu yeri görüyoruz. New York'u da içine alan East Coast yani Doğu Kıyıları bölgesi de bu yazının hafif sağ yukarısında kalıyor. Aslında bu harita üç köşeli ticaret denen tarihi bir olayı yansıtıyor. Üçgen ticaret adıyla da anılan bu ticaret ağında Batı Afrika, Güney Amerika ve Avrupa arasında köle ve mal ticareti yapılıyordu. Burada inanılmaz bir kapitalist hareketlilik var. Siyahi insanlar çalıştırılmak üzere birçok farklı bölgeye, örneğin ABD'ye, Karayiplere, Güney ve Orta Amerika'ya gönderilmiş. New York'ta köleler daha çok yol temizleme, çit inşa etme, arazi temizleme ya da diğer ağır işçilik kollarında çalıştırılıyorlardı. Haritaya geri dönersek, mezarların ayrı ayrı numaralarını görebiliriz. Ölülerin sınıflandırılmasını görmek insanı çok etkiliyor. Burada kullanılan dile bakarsanız aslında içinizin acıması çok yüksek ihtimal. Çünkü insanların adı bile yazılmamış ve sadece numaralandırılmışlar. Hatta toprağın altında yatan herkes için numara bile yok. Çünkü bunun kaydını tutmamışlar. O yüzden anıt mezarın mimarı Leon ve çalışma arkadaşları arkeolojik kanıtları baz alıyorlar. Dünyadan ne kadar çok insan ayrılmış bir baksanıza. Aslında bu insanlar öldüğünde hepsinin kaydının tutulmaması günümüz dünyası hakkında da bize bir şeyler söylüyor. Siyahi insanların hayatının halen diğer insanlarınkinden daha değersiz görüldüğünü söyleyebilir miyiz? Eski New York haritalarına baktığımızda Negro yani zenci mezar alanı gibi ifadeler görüyoruz. Negro sözcüğü o kadar aşağılayıcı ki günümüzde İngilizce bu terimi kullanan bir insana rastlamak epey zor. Ama en azından bu mezarlıklar haritalarda belirtilmiş. 18. yüzyılın sonlarına geldiğimizde ise haritalarda bu tür mezarlıkları gösteren sözcükler artık yok. Bunlar haritalardan tamamıyla siliniyor. Artık daha ziyade binaları, darul acaze gibi kurumları, hastaneleri ve hapishaneleri görüyoruz. Elbette bunun sebebi haritaları şehrin ihtiyaçlarını düşünerek çizmekti. Ancak yine de kutsal alanlara saygısızlık olduğunu söyleyebiliriz. Hadi gelin şu rampadan çıkalım. Buradaki sembollere diaspora çemberi deniyor. Rampanın adı da spiral tören rampası. Buradaki sembollere ideogram deniyor ve bunlar esasen Afrika, Latin Amerika, Karayipler'e ait olan ancak köle Afrikalıların da aşina olduğu semboller. Bu sembollerin yanından geçerken insan parmaklarıyla dokunmak istiyor. Öğrendiğimize göre burayı ziyaret eden okul çocukları bu sembollerin hepsine tek tek dokunuyormuş. Bu bölümde çeşitli dinleri temsil eden imgeler de var. İlki Nil'in anahtarı olarak da bilinen Mısır yaşam sembolü Ankh yerli Amerikalıların yaşam çemberi, şifa çemberi var. Hristiyan inancını temsil eden Latin hacı, son olarak da İslamiyet'in sembolü hilal ve onun yanında da bizim bayrağımıza benzer şekilde bir yıldız var. Hollandalı ve İngiliz sömürgecilerin yaşadığı dönemdeki New York'u düşünürsek aslında bu sembollerin o dönemin kozmopolit yapısını yansıttığını söyleyebiliriz. Son üç sembol kaldı. Biri cüce timsah da denen denkiyem sembolü ve uyum sağlama yeteneği anlamına geliyor daha sonra kalp sembolü var ve adı da akoma yani dayanıklılık. Son olarak da insibidi yani sevgi ve birlik sembolü var. Uzun lafın kısası bu anıt mezar bize farklı bir gelecek sözü veriyor. Bu hisside tam anıt mezardan çıkıp tekrar şehrin akışına kendimizi kaptırmak üzereyken yaşıyoruz. Ama gelin şimdi hemen buradan çıkmayalım. Şu karşı tarafı yorumlayalım. Ataların odasının bu köşesinde eski mezarlığın haritası var. O dönemde kapladığı alan ne kadar da genişmiş. Bu anıt mezar bize, New York'u kurmak için kullanılan ancak sonradan neredeyse tamamen tarihten silinen köle iş gücünü hatırlatıyor. Bu silme mevzusu çok önemli. Geçmişte yaşanan olayları unutmamak için bazı hatırlatıcılara ihtiyacımız var. Örneğin hiç düşündünüz mü, neden kamusal alanlarda bazı insanlar adına yapılan anıtlar vardır da bazıları için yoktur? Burada New York'ta Afrikalı köleler için bir anıt mezar yapılmış olması bile başlı başına önemli bir eylem. Bakalım gelecekte de bu tür anıt mezarlar varlığını sürdürecek mi veya bu anıtlar nasıl bir görünümde olacak? Üzerine düşünülmesi gereken ilginç ve zihin açıcı konular bunlar.